bütün katılımcı, kıymetli dostlarımıza, bilim insanlarımıza, uzmanlarımıza öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimiz çok çok önemli. Açıkçası depremin olduğu an itibariyle işte sabaha karşı 5'ten itibaren buradaydık ve burada süreci yönettik, yürüttük. Bu süreci yürütürken benim hemen ilk söylediğim 2-3 talimattan birisi arkadaşlarıma hem kendi içimizde sürekli çalıştığımız, hem dönem dönem bazı konularda danışmanlık aldığımız, hem de bir kısım kurumlarımız vasıtasıyla işbirliği içerisinde olduğumuz bilim insanlarımızın son değerlendirmelerini de tespit ederek önümüzdeki günlerde, ki çok yakın zamanda olmalı, İstanbul'u konuşacağımız ve İstanbul üzerinden tekrar topluma, insanlarımıza, hemşehrilerimize en ciddi biçimde, en açıkçası uyarıcı şekliyle artık yeter diyecek bir bakış açısıyla, hani hem kendimize yeter diyeceğiz hem vatandaşa yeter diyeceğiz. Yani birebir o kadar çok şey yaşıyor ki insan ister istemez böyle konuşmak zorunda kalıyor. Bütün bu duyguları dile getirecek, ama o dile getirirken de bilimsel zemini son derece güçlü, kararlı bir açıklamayı sunabilecek bir çalışmayı hızlıca yapmamız gerektiğini iletmiştim. Çünkü yani bunu ilettikten sonra tabii hepimizi sarsan bu depremde birkaç şeyi tespit ettik. Baktık ki ne yazık ki televizyonlarda da söylüyoruz. Yani tamam, birçok yerde de eksiğimiz var, ama bu turnusol kağıdı gibi 24 yıldır yoğun konuştuğumuz deprem meselesinde gerçekten o kadar ihmal, o kadar yoğun hata, hatta görmezden gelme, hatta yeni yapılanlarda bile o kadar hatalarla dolu bir şehirleşme var etmişiz ki, ben yani istatistik şeyin tarafını da veriyorum. Mültecilerle baktığımızda neredeyse bugün 10 milyon dediğimiz yerin 4 milyonu, 4,5 milyonu o depremden bugüne yerleşmiş. Yani %40'ı, 45'i bugüne yerleşmiş. Ama ne biz eskiyi toparlayabilmişiz, ne yeniyi doğru düzgün yapabilmişiz. Yani bu kadar kör göze parmak sokma misalinin karşılık bulduğu bir ortam olamaz. Yani gerçekten içim yanıyor, öyle ifade edeyim. Yani burada böyle pay hatlarını değil, böyle sanki başka düşüncelerle hareket eden, imar politikalarını kentsel gelişmeyi oluştururken hiç de hoş olmayan, aklı bilim önünde gözetmeyen, tutmayan hatlarla bir süreç yaşandığını gördük. Devletin kurumlarında ne yazık ki kayıplarımız var. Yani sıkıntılı, çok sıkıntılı pozisyona düşmüş ve bu kurumlarda muazzam bir kapasite kaybını gördük sahada. Karşılık bulamadık. Yani biz çok feryatla karşılaştık. Feryat hep vardır ama yani 99 depreminde ben birkaç kez o bölgede bulundum, ki ilk günlerinde de bulundum. O zamandan bile kötü olabilmek bugün bana çok acı geldi. Yani o zamandan bile kötü. Halbuki daha iyi olmalıydık. Çok 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 daha iyi olmalıydık. Burada da afet sonrasından bahsediyorum. Az önce afet öncesiyle ilgili. Bir de birçok hatlar kopmuş. Yani az önce diyorum ya, yani söylemem ne kadar doğru bilmiyorum diyerek başladım. Keşke böyle olmasaydı diyerek başladım, ama öyle. Yani örneğin bir sorumluyla buluşamıyoruz. Korkuyor senden yan yana oturmaya. Yani bunun adı validir, bunun adı başka bir şeydir. Benimle yan yana oturmaya endişe ediyor bir bürokrat. Ya da bir şeye bağlamış gibi, yani standart cümlelere bağlamış gibi 4-5 masaya dahil olduk. Bugün de televizyonda söyledim. Yani genel başkanın olduğu bir takım ortamlara girdiğimizde her şey öyle bir anlatıyor ki, yani sanki orada vefat da yok. Bütün enkazlar kaldırılmış ve biz orada 3. günden, 2. günden bahsediyoruz yani. Her enkazda ekip var. Ya yok kardeşim, o yoldan geldik buraya. Daha %20'sinde yokuz yani.
bunu ya kardeşim ne yapabiliriz, ne yapmalıyız kısmından ziyade böyle bir sunuyu yapmak zorunda olduğunu düşünen bir bürokrasi, hatlar kopuk. Yani burada kendimi masumlaştırarak bunu anlattığımı sakın düşünmeyin. Kim nerede ne şekilde suçu varsa, eksik yapıyorsa buna siyaseten biz de dahiliz, iktidar da dahil bir çözüm bulma zorunda olduğumuzu gördüm. Yani bu da aslında bir yönüyle hem yerel yönetim reformuna ihtiyaç olduğunu bize gösteriyor. Hem aynı zamanda bir yönetişim modeline ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Afetin yönetiminin bu kadar merkezileşmesinin, bu kadar sivil toplumun yok sayılmasının yani sonuçları çok ağır çünkü. Yani insan yani böyle hayretler içerisinde izliyor. Tabii buradan hani biraz İstanbul'a dönmek isterim. Çok şey yapıyoruz, çok fazla işimiz var. Bunların detaylarına elbette girecek değilim. Ama şahit olduğum bu süreçler inanılmaz bir iç hesaplaşmaya da beni evirdi ve daha fazlasını işte nasıl yapmalıyız kısmındayım ki ilk gün verdiğimiz talimat da arkadaşlarıma buydu. Onun için sizleri davet ettik ve bir araya geldik. Gelinen noktada yani hem daha fazlasını yapmak ama bir yönüyle doğrusunu yapmak, yani en doğrusunu yakalayabilmek, yani biraz da yani yeter artık, yani ünlem işareti koyuyorum sonuna, yeter artık kendime söylüyorum aynaya bakarak, yeter artık vatandaşıma söylüyorum, hükümete söylüyorum, başkalarına söylüyorum ve hep beraber bu yeter artığı dedirtmemiz lazım. O bakımdan hem tüm yaptıklarımızın gözden geçirilmesini, bilimsel aklın ve çevrelerin yönlendirilmesine dönük masaların daha genişletilmesini, ben niye orada yokum diyenin bile bir usulle nasıl çalışmasının, buraya katkı sunmasının sağlanması gibi, yani bütün sürecin buna dönük bir çalışmayla bir sunuyu, çağrıyı topluma, kurumlara bizim yapmamızın şart olduğunu, kendimiz de yani o çuvaldızı kendine batırma karakterinden vazgeçmeyerek bunu yapma kararlılığı içerisindeyim ki bir deprem üst kurulunun bir sistemle İstanbul'da çalışıyor olmasını biz önermiştik 2019-2020 büyük çabalarla Sayın Bakan'a bunu önermiştik. Ama yani iyi, çok iyi, çok güzel ama hiçbir suskunlukla karşılandık. Aylarca zorladım bunu, ifade edeyim yani. Hep tarifim şudur, yani bir kapıdan giren vatandaş ya da bir heyet ya da bir site yönetimi birçok unsurlarıyla cevaplarını amasız fakatsız, siyasi manevrasız net alacak. Eğer aşırı beklentileri varsa orada onların hepsinin umutları sönecek. Tek umudu şu olacak, ben bu binayı yenilemem lazım, yenileyebileceğim de koşullar bu. Devletin bana sundukları bu. Bunlardan faydalanıp bunu yenilemem lazım. Çünkü bu öbür türlü, yani sahadaki siyasi çatışmalar bile vatandaşın daha fazla ne alırım çatışması, %90. Bakın %90. Ben onun için, yani ister beni sevsin, ister sevmesin, bana gelip başkanım bizi perişan ediyor falan. X kurumumuz, hükümetin yönettiği bakanlık vesaire neyse, biliyorum ki aslında öyle benim bile veremeyeceğimi vermiş, hala başka bir şeyin talebinde olan tarafları var. Şeffaflık eksikliği olabilir, iletişim eksikliği olabilir, onu ayrı tutuyorum ama bunun bir siyasi ne derler adına fayda elde etme sahasının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Onun için böyle bir üst kurulun İstanbul'a çok iyi geleceğine inandığım için bu kurulun toplanmasını önemli buldum. Tabii bu bir seferberlik. İstanbul için gerekenin en iyisini yapmak zorundayız. Bu Türkiye'de örnek olacak. Yani her şey çok güzel. Değil kardeşim. Yani Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da oradaki sivil hayat, oradaki toplumun katmanları devletimizin kurumlarını yok saymış. Ticaret odası, oradaki işte sivil toplum toplanmış bir araya, ki iş makinesini de kendi buluyor bilmem nesinden, böyle bir şey olabilir mi? Sen bunu yok sayarsan orada öyle bir inisiyatif doğuyor. Bunu engelleyemezsin ve bu çok kötü bir şey. Halbuki o inisiyatif senin koordine edeceğin merkez olmalı. Yani
onları koordine et, güçlendir. Yani yerelde bir güçlü yapı, hem de anında müdahale edebilirsin. Sonrakilerle daha iyi entegre olabilirsin. O bakımdan bütün bu riskler İstanbul içinde gözüküyor. Ama günün sonunda biz hem afetin öncesine, hem afet anına, hem afet sonrasına İstanbul için çok acil bir şeyler söylememiz şart. Yani bugün yaşadıklarımızın çok çok azını yaşamak zorunda İstanbul. Yani Allah korusun, yani bir önemli siyasi liderlerden ikisinin, yani anladık ki İstanbul, Allah korusun, bizim hem ülke adına güvenlik sorunu haline gelir, hem ülke adına beka sorunu haline gelir, hem ülke adına finansal sorun haline gelecek bir trajediyi bize yaşatabilir endişesiyle konuşmalarımız oldu. Ben biraz uzattım, kusura bakmayın, ama hani bu girizgahı sizlere yapmak, niyetimizin ne olduğunu sizlere açmak ve bu konudaki samimiyetimizi sizlere hissettirmek istedim. Hepinizin ayağına sağlık, yürekten teşekkür ediyorum diyeyim. Ben bundan sonra dinleyici olacağım şimdi. Aslında buradan çıkan özeti kamuoyuyla paylaşmak arzusundayız. Ve bu buradan çıkan özet aslında bize yol gösterecek. Bu gösterilen yol haritasını kamuoyuyla paylaşmak, kendi sorumluluklarımızı üstümüze almak, bazı kurumların sorumluluklarını onlara hatırlatmak, ve aynı zamanda güven diye tariflediğiniz ve harekete geçmemizi önerdiğiniz bir takım hususlarda da zaten harekete geçmiş olacağız ya da geçecek olduğumuzu duyuracağız. Yani bu Şubat sonuna kadar diye söylemiştim depremin olduğu ilk gün, hala o takvimde devam ediyoruz. Bunun da çok hızlı bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani oldukça hızlı bir derleyip toparlayıp, yani güncel gündemi de ıskalamadan bunu Şubat sonu açıklamak istiyoruz. Kaldı ki hani şu anki atmosfer buna uygun bir atmosfer. Yani bunu bizim ıskalamamamız lazım. Vatandaşa evet güven hissini verelim ama bir yanıyla da sorumluluğunu hatırlatalım. Yani ben onu şöyle diyorum, biraz korksun vatandaş. Korkmalı da zaten. Hani bu boşu boşuna bir korkudan bahsetmiyoruz. Biz de korkalım. Yani kurumlar olarak, yöneticiler olarak biz de korkalım ve biz de ona göre gardımızı alalım, sorumluluğumuzu yerine getirelim. Getirmeyeceksek de zaten vatandaş gereğini yapsın. İşin bu tarafındayız. Burada şeffaflığı, iletişimi çok önemsiyorum. Ben olduğu gibi yansıtmayı çok önemsiyorum. Bundan hiçbir zarar görmeyeceğini defalarca kendi görev sürecimde yaşadım. Yani şeffaflığın hiçbir zararını görmedim bugüne kadar. Bir eksiklik varsa, o da ortaya çıkmışsa, onun da bize ve topluma inanılmaz katkısı var çünkü. İşte az önce söylediğiniz yanlışımızın yüzümüze söylenmesi kadar kıymetli bir geri dönüş yok. Bunu yaşamamız için konuşabilmemiz lazım. Dediğiniz gibi en büyük problem orada. Belki bunu buradan başlatırız. Yani işte son diyaloglarımdan birinde zorla bir odada bir vali ve bakanı bulabildim. Yani bir binada zorla. Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya görüştürülmek istenmiyoruz vesaire vesaire. Zorla bir odada bir bakanla bir valiyi buldum ve hatta önce biraz konuştuk kalabalık, sonra çıkar gibi yaptım. Kapıyı kapattım, döndüm, ikisiyle teke tek konuştum. Yani kendimi de sorgulayarak, onları da sorgulayarak, yaşadıklarımı anlatarak niçin bu oluyor diye. Yani o bakımdan konuşabilme konusunda inanılmaz çabamız var, onu söyleyeyim. Ve eksiğimiz varsa da bunu da giderme konusunda gayretimiz var. Zaten bu sunu onu da sağlasın istiyorum. Şubat ayı sonundaki sunu. Dili de öyle olsun istiyorum. Yani davetkar, ben defalarca söyledim, münakaşamız olabilir ama böyle bir şey olduğunda makamı ne olursa olsun çağrıldığında koşa koşa gitmek istiyorum. Neresi olursa diye de ifade ediyorum ve bunu da yaparım. Lütfen bundan kuşku duymayın. En ufak bir, yani tek bir madalya isteğim yok bu konuda. Hani onu söylemek istiyorum. Bir tek madalya bile almak niyetinde değilim. Bu bizim için büyük bir korkudur, büyük bir endişedir, büyük bir kaygıdır. Yani memleketimiz adına yapamadığımız bazı şeyler üzerinden ya kara leke olarak tarihe geçebiliriz ya da gerçekten ülkemize çok özel bir hattı belirleyen insanlar olarak tarihe geçebiliriz. Sadece ismimiz, iyi, güzel temenniler, güzel anılmalar bize yeter. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Bu süreçten sonra sanıyorum biz 25'inde bir araya geleceğiz. Sonra çıkan metni sizlerle beraber mutlak paylaşılmasını son bir kez talep edeceğim arkadaşlarımdan. Umarım açıklamamızı yaptığımızda da yine sizlerle bir arada olmayı çok isterim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Onlar da hazırdık diyeceklerdir. Şimdi evirdiler çünkü önümüzde çok kötü bir örnek var maalesef. İstanbul ne olacak? Şimdi İstanbul ne olacak? Bir tanesi o raporda yer alan 20 kadar geçici barınma göreceğiniz şekilde bir çalışma gruplarıyla biz bunu bir an önce yapmamız lazım. Fakat okullar, bahçeleri falan tabii ki düşünülebilir. Ama burada önemli olan mahalleliği kendi afetle mücadele kapasitesini artırmasını sağlamak. Kutuların hepsinin aslında bir mekansal karşılığı var, bir mekansal boyutu var. Ama bu panik havasını dindirmek adına çok hızlı bir şeylerin yapılması gerektiği kanaatindeyim. İçişleri Bakanlığı son olarak da 12. 5 yıllık kalkınma planında afet Sabahleyin sizin bir programınızı seyredim. 90 bin binadan bahsediyorsunuz, doğru mu? Önce kendi içimize tutarlı olup Sabahleyin çok doğru söylediniz. Benim hep söylediğim bir laftır.